Evet arkadaşlar, pantolonumuzun yapımına devam ediyoruz. Bizlerle beraber daha önce bu pantolonu örmeyen arkadaşlar için birinci videomu hemen açıklama kısmına ileteceğim. Onun dışında bildiğiniz gibi sizlerle beraber Alize Baby Best ile çalışıyordum ben ve evden çıkmadığım için evdeki iplerimi değerlendirdiğimi söylemiştim. Arka kısmı ördüğüm sarı rengin ipini maalesef evde bulamadığım için dışarıya da çıkmadım. Ne yaptım? Ben bir takım daha başladım. Şimdi arkası farklı bir renk oldu. Önü farklı bir renk oldu. Bunları ne yapacağım? Birleştireceğim ve böylelikle benim elimde iki sarı bir beyaz ipim olmuş olacak. Bu arada bebişim Mustafa Eren'im ne yapıyor? İşi kapatıyor, açıyor. O yüzden kusura bakmayın. Işık arada bir gelebilir, gidebilir ve onun sesi gelebilir. Şimdi arkadaşlar, evet, senden bahsediyorum. Şimdi beyazıyla ören arkadaşlarım, pardon, beyazını nasıl ördüğümü söylemiştim. Şimdi şu kısımda takılan arkadaşlarım olmuş benim. Şu kısmın nasıl yapıldığının videosunu da açıklama kısmına bırakacağım. Ve kaç sıra ördüğümüzü şimdi söylemek istiyorum size. Çünkü şuradaki bel kısmını açıklamasını yapmıştım. Hemen şöyle saymak istiyorum. Bakın buradaki Selanik bölümü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. sırada kurduk biz bu bel kısmını. Burası arka kısmı biliyorsunuz. 18 sırada. Şimdi A kısmından başlıyoruz zaten. Şu kısmı sizlerle beraber çalışmıştık. Daha sonrası şuradaki bölümü ben çektim aslında. Fakat öteki kanala yüklemişim. Diğer videoyu da hemen bunun arkasına ekleyince şurasıyla şuranın videosu yayına girdi. Şuradaki ara videosu maalesef bu kanalda yayına girmedi ama başka kanalımda yayında. Onu da ne yapacağım? Şuradaki ara kısmı buradaki açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Kadraja sığdığı kadar. Şimdi zaten patik kısmı biliyorsunuz. Bu da benim bebişlerimin 0-3 ay olarak kullandığı ve benim daha sonradan paçalarını kestim. Çünkü çocuklar biliyorsunuz çok çabuk büyüyebiliyorlar. Paçalarını kestim. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam üstüne tuttuğumda ölçümüz bu arkadaşlar. Bakın bel kısmından itibaren şöyle tuttuğumda hemen bakın patik kısmına kadar olan kısım aynı. Yani dışarıdaki ölçülerle aynı. Şimdi ne yapacağız biz? Hemen şunu katlayalım. Şimdi biz şuradaki bölüme kadar geldik. Şuradaki üçgeni çalışacağız sizlerle bugün. Ve şuradaki bölümü çalışacağız. Şuradaki alanı. Daha sonrasında ise zaten şuranın yapımını anlatacağım. Ve pantolonumuzun dikişleriyle beraber pantolonumuz bitmiş olacak. Şimdi sizlere paçaları patikleriyle beraber anlatmıştım biliyorsunuz. Hemen şurada toplayalım. Evet. Şimdi iki ayrı paçamız var. İki ayrı paçamızı oluştururken, bu arada iplerim de miniyim, çekiyor, kusura bakmayın. Arka bölümde olduğu gibi sadece iç kısımlarda arttıracağımızı söylemiştim ve arttırmalarımızı yaparken hemen patiğimizin, bakın patiğimizin bittiği yerden itibaren 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 arttı şeklinde devam edecektik. Şimdi şuradan saymak istiyorum. Bakın patiğimin bittiği yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. Şimdi bu 38'lik haroşa sırası şuradaki bıdığım şuradaki topuğun bittiği yerle şuradaki alanın arası 38 haroşa dişi arkadaşlar. Nedenine gelince biz şimdi bunları dikerken böyle yan yana getireceğiz ve birebir örtüştüreceğiz. O yüzden sizler de her ihtimale karşı pantolonunuzun arka paçasındaki şuradaki ilk başlangıç, şuradaki başlangıç noktasıyla paçanın geldiği noktayı hemen haroşa dişlerini sayın, birbirine denk gelsin. Öteki türlü şurada yapmış olduğumuz, bakın, gizli dikişimiz oturmayacaktır.
birbirinin içine geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde oturmayacaktır ve potluk duracaktır. Biz de bunu istemiyoruz. Bakın bu yan dikiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bir fark yok. Gelişine geliyor. Ona dikkat etmenizi isteyeceğim sizlerden. Şimdi ne yapacağız biz? Hemen şu sarıyı da toplayalım. Evet, şuradaki kısmı çalışacağız. A kısmını. Şimdi A kısmını çalışacağımız zaman düz yüzdeyiz bakın. Düz yüzdeyiz ve iki paçamızı da ne yaptık? Misinalı şişimizi aldık. Tekrardan haroşo ile örmeye başlıyoruz. Haroşoyu düzden örüyordum biliyorsunuz. Bu arada sizlerle beraber hemen ilmeklerimizi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 arkadaşlar. Şimdi diğer paçamda da 35 tane olması gerekiyor. Burada yapacağım işlem iki paçayı birleştireceğimden dolayı hemen diğer paçamı alıyorum. Şimdi burada şuradaki ilk iki ilmeğimin arasından hemen bir ilmek çektim, çıkarttım. İkinci ilmeğimi çektim. Üçüncü ilmeğimi çekiyorum. Dördüncü ilmeğimi çekiyorum. Beşinci ilmeğim. Altıncı ilmeğim. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu ilmeğim. Şimdi dokuzuncu ilmeğimi çektikten sonra şuradaki ipimle örmeyeceğim artık. O yüzden onu beklemeye alıyorum. Buradaki ipimle devam edeceğim. Bu taraftaki ipimle. Hemen örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tamamladım. Şimdi bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşo olarak örüyorum. Ki aradaki şu kısmı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtik. Bildiğiniz gibi ben arttırımlarımı yaparken her zaman için bir ilmek az atıyorum. Daha sonra ikinci sırada yani arka yüzde ise bir ilmek eklemesini yapıyorum. Onun nedeni de hemen şimdi göstereceğim. Bu arada arka yüzde bütün ilmeklerimizi gene haroşo olabilmesi için düz ilmek şeklinde örüyoruz ki ön yüzde düz ilmeğimiz çıksın. Şimdi o arttırma alanımıza tekrardan geleceğiz ve orada göstereceğim size niye bir ilmek eksik attığımı. Normalde 10 ilmek atmamız gerektiği yerde biz ne yaptık? 9 ilmek attık. Şimdilik hızlı bir şekilde örelim örgümüzü ve hemen o A kısmına gelelim. Bu arada ben diğer ipimi kestim. Artık onunla bir işim kalmadığı için tek iple artık işimizi götüreceğiz arkadaşlar. Şimdilik şuradan ilmeklerimizin neredeyse sonuna gelmiş bulunmaktayız.
paçamızdaki A kısmına geleceğiz. Şimdi A kısmındaki A kısmındaki ilmeklerimize geldik. Bakın. Ne yaptık? Ne yaparsanız yapın şuradaki esnekliği ister istemez oluyor. Şuradaki esneklik. Ben de onun ayrı durmasını istemiyorum açıkçası. Şimdi bakın son ilmeğimi de öreyim. Hemen 2 4 6 8 ve 9. ilmeğim ne? Şuradaki 10. ilmeğim diyeyim artık. Orası hafif ayrık duruyor. Onun önüne geçebilmek için bakın. Normal ilmeklerimi örüyorum. Bütün 9 ilmeği örüyorum. İplerin kantlarına da dikkat edin. Şuradaki kısımda bakın hafif bir esneme yapıyor. Onu istemediğim için şuradan alttan bir ilmeği ters çıkartıyorum. Çaprazlayıp sol şişime aktarıyorum arkadaşlar ve toplamda 10 ilmeğe çıkartmış oluyorum. Arttırma alanımdaki yere. Sıkı dursun. Göz falan yapmasın. Açılma yapmasın diye. Şuradan da alabiliriz şu şekilde. Evet. Sol şişime aktardıktan sonra 10. ilmeğim de hazırlanmış oluyor. Böylelikle bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ne yapıyorum? Haraşo olarak devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ön yüzde birkaç farklı teknik göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi ön yüze geçtik. Hemen saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ilmeğim var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada yapacağımız işlem hemen bütün ilmeklerimizi arttırma yapmış olduğumuz alana kadar normal düz örgülerimizi örmek. Burada yapacağımız bir işlem var. Hemen onu göstereceğim size. Ne yapacağımıza dair. Hemen ilmeklerimi örmek istiyorum o yüzden. Yine ışık kapandı. Bu arada burada bugün yağmur var. O yüzden hem normal ışığım açık. Hem camın önündeyim. Hem de bulunduğum ortamın ışığını açıyorum. Ama bebişim boyu uzandığı için artık onu kapatıyor. O yüzden kusura bakmayın. Umarım net gözüküyordur. Hani mümkün olduğu kadar ışık sağlamaya çalışıyorum ki net gözüksün diye. Şimdi burada yapacağımız işlem, şurada göstereceğim şimdi bitmiş halinde de. Öncelikle Selanik örgümüz için bir taban hazırlamamız gerekiyor. Selanik örgünün tabanı da ters örgüdür arkadaşlar. Şimdilik şöyle bakın son ilmeğimi hemen ters örüyorum. Bir adet ters ördüm. Daha sonra sırası üstündeki iki ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Artık keseceğiz ki oradaki üçgeni oluşturabilelim. Ters örgüden sonra İki ilmeği bir ördüm ve hemen bir, iki, üç ilmeğim. Şöyle bakacağım. Son ilmeğim şurada. Bunu ters öreceğim. İki ilmeğim. Üç ilmek daha. Bir, iki, üç.
İki ilmeğimi bir alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şimdi şurada tekrardan göstermek istiyorum. Sıram yürüdüm. Paçamın sonundaki son ilmeğim ters. İki ilmeği bir topladım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane normal düz ilmeğimi ördükten sonra iki ilmeğimi bir toplayıp bir tane ters örgümü örüyorum ve sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi sıra sonuna gideceğim. Arka yüzde de tam şuradaki alana kadar öreceğim. Ve orada sizle tekrardan görüşeceğiz. Çünkü orada yapacağımız işlem farklı.